Takım oyuna hoş geldiniz. Net Global Sivasspor Trabzonspor mücadelesi şimdi sona erdi. Gol seçildikte bitti. Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Net Global Sivasspor'un konuğu oldu. Direkten dönen toplar vardı. İki takımın bulduğu pozisyonlar vardı ama gol gelmedi. Hem bu maçın biraz daha başlayacak Beşiktaş karşılaşmasını değerlendireceğiz, konuşacağız. Samsunspor Beşiktaş mücadelesinde mercek altına alacağız ama biten maçla başlayalım. Çok değerli iki isim stüdyo Videomuzda. Şenol Usta Ömer ve Ahmet Akçan hoş geldiniz hoş diyelim ve sıcağı sıcağına hemen soralım. Şenol Hocam Trabzonspor dördüncü resmi maçını oynadı. E, futbol yine beğenilmedi. Eleştiriler de vardı. Gol de gelmedi zaten. Ya devre arası zaten söyledik. Cüneyt ikinci yarı bir şeyler değişir mi diye bekledik ama hiçbir şey değiştiğini görmedik maalesef. Birçok oyuncu değişikliği Abdullah Hoca yapmasına rağmen bilmiyorum Savic'in yerine Mendy aldı. Savic sakatlandı herhalde. Biz Mendy'yi aslında orta sahayı takviye olarak bekliyorduk. Ki tek hareketlendirecek orta sahayı yani rakibe de karşı durabilecek önemli oyunculardan bir tanesi Mendy. Geçen seneden hazır gelen bir Mendy'ydi. O stopere girdi. Daha sonra Landstrom ondan sonra Ozan'ı da falan orta sahaya aldı. Ee, bu sefer enteresan bir şey Draguş çıktı Enes girdi halbuki yani Sivas Spor'dan iki, eğer 3 puan hedefliyorsan çift forvet oynamama gibi bir lüksünüz de bilmiyorum ne kadar olmayabilir aslında olması gerektiğini düşünüyorum ee, oyuna Vakame girdi Vakame'nin de pek hazır olduğunu hala söyleyemeyiz yani bir süre daha beklemesi gerektiğini düşünüyorum Biraz on erken mi oldu? Acaba Enis Destan'ı alsaydı, Dragoş'ta birlikte çift forvet oynasaydı ikinci arı daha mı başarılı olurdu? Tabii bunları zaman içerisinde görmek lazım. Devre arası da söyledik sezon başı hazır değil, hazır değil. Ya bu hazır değil lafları artık bizi pek aldatmasın. O Bunlar özellikle vurguladım hocam. 4. resmi oldu. maçı bu Trabzonspor'un. Yani Sivasspor nasıl hazır? Sivasspor gene yine, yine bakıyorsun geçen seneki takım mütevazi bir bütçeyle birlikte hı hı. iyi karşı duruyor, iyi savunma yapıyor. Trabzonspor gibi sadece yaptığı transferler bu sene Trabzonspor'un yaptığı transferler belki de Sivasspor'un bütçesinden çok daha fazla. Böyle bir oyun mu beklemek lazım Trabzonspor'dan? Tabii ki hayır. Trabzonspor ikinci yarı bir şey yaptı mı? İlk yarıda biz seninle konuştuktan sonra sadece oyuncu değişikleri yaptı ama herhangi bir üretkenlik göremedik. Bir gol pozisyonu net göremedik. Dolayısıyla böyle bir maçın da beraber bitmesi son derece doğal. Ahmet Hocam aslında sadece bu maça özel değil. İlk hafta maçlarının neredeyse tamamında beklenen futbol yoktu sahada. Sonuca giden takımlar vardı. Evet. Galatasaray ve Fenerbahçe sonuca gittiler. Ama Trabzonspor gol atamadığı için o sonuca da gidemeden tamamlamış oldu ilk haftayı. Maalesef sevgili Cüneyt bizim futbolumuzun artık kronikleşmiş bir hastalığı hazır olmamak. Galatasaray teknik direktörlerden bahsediyorum. Okan Buruk hazır değiliz dedi. Mourinho hazır değiliz dedi. E, Trabzon'un hazır olmadığını zaten hepimiz görüyoruz. Ya Artık bunu değiştirmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Çünkü bunun nedenlerini çok net bir şekilde söyleriz. E biz e, sezon hazırlık döneminde takımı tamamlamadan sezonu açıyorsak ve de teknik adamlara, kulüplere hazır olmama rahatlığını veriyorsak... ...benim bir ay önce iddiam şuydu. Eylül ayının sonuna kadar daha transfer dönemi bitmedi. O yüzden hazır değiliz diyeceğiz. Eylülden sonra önemli olan transfer dönemine kadar en az kayıp puanla gitmek diyeceğiz... İşte bunun çok bariz bir şekilde yansımalarını Trabzon'da görüyoruz. Hiçbir takım işi belki de e, bu açıdan düşünüp ciddiye almadı. Bakın Trabzon için söylüyorum. Avrupa Kupası maçı oynuyorsunuz. İlk maçı rapide karşı kaybettiniz. Elenme riskiniz büyük. Kaldı ki ondan sonra da e, konferans konferanslı elemesi, elemesini oynayacaksınız. E, şu an iki puan kaybettiniz. Evet ikinci hafta bay geçiyorsunuz. Eğer diğer takımlar maçlarını kazanırlarsa daha ikinci haftanın sonunda 3 tane şampiyonluk adayının 5 puan gerisindesiniz. 5. hafta Beşiktaş derbisi var içeride. Trabzon adına Allah korusun. O maçı da kaybedersen daha 5. hafta 8 puan geridesin. Bunun nelere mal olacağını herhalde hiç kimse düşünmüyor. O yüzden ben dedim bu sezon bütün takımlar sezonun başında hazır olmaları lazım. Hı hı. Hazır değilsen e biraz da rakibin hatalarından maç kazanabilirsin. Hazırsan o maçı mutlaka kazanırsın. İşte ben Adana Demir'in de Hatay'ın da beklenen performansları sergileyemediği için Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın e, bunun karşılığı olarak o maçları kazandıklarını düşünüyorum. Bugün Sivas bir direnç koydu. O direncin karşılığında da Trabzon hiçbir şey yapamadı. Bırakın takımın hazırlığını. E kadro da hazır değil. Hala santrofor olacak Trabzon. Hocam ne zaman olacaklar santroforu? Bu Geçen sene Trabzon'un en önemli oyuncusu onu açıyordu. Trabzon'u oynatan oydu. Uzun oyna, onu saklasın, önde çoğaltsın, onu indirsin, onu açı asist yapsın, onu gol atsın. Senin bu kadar önemli oyuncu gitmiş, ki onun yerine alabileceğin iki oyuncuyu da belirlemişsin. Hala almıyorsan bu biraz da e, bence yönetimin de düşünmesi gereken bir konu haline geldi. Hocanın tercihleri... Dıraguş var, işte İslam var. yani Oraya alternatif oyuncular da vardır abdol sporda. Yönetim şöyle. Yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi tabii ki Abdullah en öncelikleri Santruforlardan bir tanesiydi. O Dıraguş'u aldılar. Yani onu ikinci bir santrofor olarak aldıklarını düşünmüyorum. Yani o kadar büyük maliyetleri aldılar. Geçen sene Antep Spor'da 18-19 gol atmış. İyi bir golcüydü. Sonuçta öncelik orta sahaya verdiler ki doğruydu bu orta sahaya. Ve bu orta saha seçimleri ama aynı tip oyuncuları bu kadar fazla almak doğru muydu onu sormak lazım. Yani orada hmm. daha farklı. Yani 3 tane 6 numara gibi oyuncu. Ozan hadi 8 gibi kullanabiliyorsun. Ama yani oyuncu stilleri aynı. Oyuncu formatı Abdullah Hoca'nın oyun anlayışı set oyunun dışında bir düşünce yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ya böyle oynadığın zaman Trabzonspor taraftarı bunu kabul etmiyor. Abdullah Hoca da bunu biliyor. Ya işte devre yayında da söyledim. Yani eninde sonunda Abdullah Hoca bu oyun formatını, bu oyun organizasyonunu kesinlikle güncellemesi lazım. Bu Trabzon'a uymuyor. Yani bunu Trabzon halkı artık istemiyor. Yani bu aşikari bir şey. Artık bu kadar transferden sonra da aynı oyun formatından gidersen hı hı. E, çok büyük sıkıntı çıkar Trabzon'da. Çıkacağının belirtilerinde zaten biz geçen hafta sen de oradaydın biz de oradaydık. Beraberdik maçta. Beraberdik gördük görüyoruz yani. Şimdi Draguş'u evet bir golcü Santrafor diye alındı ama ısrarla ikinci bir santrofor konusunda. Sayın Ertuğrul Doğan burada bizim kanalda da bunu söyledi. Çok iyi alacağız. Hatta bir değil iki tane de alacağız gibi bir şey söylemişti. Cüneyt sen de hatırla. Sizin de yaptığı burada yapılan bir programda. Ben bekliyorum en kısa sürede bir santrofor alacaklar gibi düşünüyorum. Hatta bir iki duyumum var. Hı hı. Yani şey acaba Onaçun'un alternatifi oradan başka bir genç oyuncu var. Onun peşinde olduklarını duydum. Şimdi bir Trabzon'dan bir arkadaşım yazdı bana. Daha genç bir oyuncu. E, o da bayağı fizikli falan. O da pivot santufor tipinde. Ama Ahmet Hoca'nın dediği de doğru. Trabzonspor son 4-5 senesine bakalım. Santofor tiplemelerine. onu açıdan önce kim vardı? E, Charlotte vardı. Evet Charlotte. Ondan sonra geldi Cornelius vardı. Evet. Bunların hepsi pivot ve Trabzonspor'a çok iş yaptı. Trabzonspor eğer iki kanatları da iyi kullanıyorsa bekleri de şimdi e, Baris hiç fena bir bek değil. Ben o görüntüyü aldım bugün. E, soldan indiği zaman isabetli güzel ortalar yapabiliyor. Pas şeklinde de bu ortaları kullanabiliyor. Ama oralara koşu yapabilecek bir Dragoş da olmuyor bu iş. Bir Odin Visiçer sağ taraftan her ne kadar zorlasa da olmuyor. Ama orta sahadan oraya gelip bir kafayı vuracak veya araya girip bir gol vuruşu yapacak bir oyuncu yok. Bunu yapan mevcut kadro içerisinde hı hı. en iyisi Ozan Tufan'dır ama Ozan Tufan da henüz hazır bir görüntü sergilemiyor.